Herkese merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cyberpunk 2077 hakkında birazcık şöyle bir sohbet edelim istedim arkadaşlar. Kısa bir video olacak. Hemen bunu belirteyim. Canlı yayınlarımda başladım oynamaya ve yaklaşık 5 saati ya da 6 saati geride bırakmışımdır diye düşünüyorum. Twitch.tv/kaptantoygun kanalımda her gün canlı yayında oluyorum. Sabah 11 ile 12 arasında. Oyun hakkında hemen ufak tefek değerlendirmelerimden bahsetmek istiyorum. Çünkü oyun gerçekten çok hype oldu. Ve herkes çıkışını merakla bekliyordu. Defalarca ertelendi vesaire. Sonunda çıktı. Oyun 250 TL üzerinden Steam'de çıktı. Arkadaşlar öncelikle şunu bir söylemek istiyorum. Bende herhangi bir teknik problem yaşanmadı. Birçok arkadaş teknik problemlerin çok fazla olduğunu, oyunun oynanamayacak seviyede olduğunu falan yazmıştı. Ön incelemelerinde ilk oyunu hani deneyimleyen basın firmalarından daha doğrusu gelen şeyler bunlardı. Fakat benim oynadığım kısımlarda en ufak bir problem olmadı. Teknik sorun bende yok. Onu bir söyleyeyim. Fakat bu öyle bir şey ki ben Assassin's Creed Unity'yi oynarken de bende hiçbir teknik problem yoktu. Ama bütün dünya o anda çalkalanıyordu oyun basını. İşte deliler gibi buglar var oyunda falan diye Ubisoft'ta gömük duruyorlardı abi. Bende öyle bir sıkıntı olmadı. Bu biraz da şans meselesi herhalde. Ben tam çözemedim bu işi. Ben de sıkıntı olmadan başladım oynamaya. Oyunun grafik kalitesi gerçekten çok 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 güzel görünüyor. Nedense bende böyle yeni nesili gerçekten hissettiren oyunlardan bir tanesi gibi geldi. Ne yalan söyleyeyim. Dolu dolu bir dünya var. Dünyasının dolu olacağı zaten söyleniyordu. Fakat gerçekten de öyleymiş. Ben hani downgrade yer falan belki yemiştir de biraz ama hiç beni rahatsız etmediyse de 10 numara bir oyun var görsel olarak karşımızda. Oyunu çok fazla övecek değilim. Çünkü henüz daha 5. saatinde filanım. Yani oyun hakkında genel bir yorum yapamam şu anda size. Şu anki oynadığım kısımlardan itibaren bahsedecek olursak zaten çok hype bir seviyedeydim. Yüksekti benim hype seviyem. Şu an daha da yükseldi diyebilirim. Yani oyun öyle detaylı ki birçok detaya yer verilmiş. Şimdi Türkçe çevirisinden ilk başta bahsetmek istiyorum. Çünkü Türkçe çevirisi hani öyle normal sıradan bir çeviri olmamış arkadaşlar. Baya baya böyle okuduğunuz zaman yüzünüzü gülümseten muhteşem cuk böyle sahneye oturan tam bizim dilimizin anlamını da çok iyi yansıtan bir çeviri olmuş. Bu açıdan CD Projekt'i tebrik etmem lazım. Bu açıdan yani gerçekten çok şaşırdım. Bu kadar iyi bir şey beklemiyordum. Normal bir çeviri olur falan diye düşünüyordum ama bayağı yani birkaç sahnede bayağı bayağı böyle kahkaha atarak güldüğümü hatırlıyorum. Onun dışında aksiyon çok iyi görünüyor. Aksiyon kısmı gerçekten çok iyi. Silahların mesela hissiyatları çok iyi. Öyle boş görünmüyor yani. Ateş etme animasyonları falan her şey muhteşem yapılmış gibi görünüyor şu ana kadar. Ve ben hiçbir sorunla karşılaşmadım. Oyunun birkaç arkadaşa daha biz kritiğini yaptık kendi aramızda. Hepimiz aynı şeylerden bahsettik. Yani oyun çok dolu görünüyor gerçekten ve sinematik bir RPG var. İlk defa böyle bir şey fark ettim ben. Oyunda yani nasıl anlatayım? Daha önce böyle bir RPG oyunu oynamadım yani. En azından onu söyleyeyim. Hani şey falan oynadım. Neydi o oyunun ismi? Deus Ex'i falan oynadım ama yani bu çok başka görünüyor gerçekten ya. Bayağı bir detay var ve sinematik RPG. Öyle bir durum var şu anda karşımızda ve diyaloglar beni sıkmadı açıkçası. Gayet güzel gidiyor diyaloglar falan. İnanılmaz heyecanlı bir şekilde oynuyorum oyunu oynarken ve oynamaya başladığımda daha da yukarıya çıktı bu heyecanım. O yüzden heyecanla oynamaya devam ediyorum. 3 tane sınıfı vardı, daha doğrusu başlangıç şekli var diyelim. Bir tanesi sokak çetesi olarak başlıyorsunuz, bir tanesinde şirket, bir tanesinde de göçebe olarak başlıyorsunuz. Ben göçebe olarak başladım. Oyunda herhangi bir tanesini seçtiğiniz zaman arkadaşlar ona göre oyunun başlangıç kısmı şekilleniyor ve oyunun ilerisine etki ediyor mu onu bilmiyorum. Onu yine oyunun ilerleyen zamanında test edeceğiz. Bundan sonra böyle ara ara hani küçük küçük o anki değerlendirmelerimi paylaştığım videolar gelecek. Bundan sonra Let's Play videoları çok çekmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü olumlu sonuç alamıyoruz geriye izlenme açısından. Değerlendirmeler daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Oyunu da tam olarak bitirdikten sonra Cyberpunk incelemesi yapmayı düşünüyorum. Bu arada Talha Aynacı'ya helal olsun. Çok güzel bir başlangıç videosu hazırlamış arkadaşlar. Cyberpunk 2077 evrenini, geçmişini, neler olmuş bitmiş. O videoyu da yani şiddetle Talha'nın kanalına gidip izlemenizi tavsiye ediyorum. Ondan sonra başlarsanız Cyberpunk 2077'ye çok daha fazla keyif alırsınız. Zaten Talha Aynacı yazıp gittiğiniz zaman son videolarını görürsünüz Cyberpunk üzerine olmuş. Yani ben çok memnunum oyundan. Bütün insanlar hep şey diyordu. Ya bu oyun niye bu kadar hype oldu? Gereksiz hype oldu. Nasıl gereksiz hype oldu arkadaşlar? Oyuna milyonlarca dolar reklam bütçesi basılmış. Oyuna Keanu Reeves abimiz eşlik ediyor. CD Projekt firması Witcher'ı yapan firma. Ve siz bazı arkadaşlar kalkıp gereksiz hype oldu diyor. Ya nasıl gereksiz olabilir? Bütün şu 3 tane şeyi bir araya getirin.
Yani gereksiz mi değil mi? Bana göre çok yerinde bir hype şekli yani. Son derece detaylı bir dünyası var. Cyberpunk evreni çok ilgi çeken bir evren. Keanu Reeves oynuyor. Üzerine bu adamlar reklam için hiçbir şeyden kaçınmamış, her şeyi yapmışlar. Bu dakikadan sonra hype olmayacak da hangisi hype olacak? Evet, bazı oyunlar böyle göze batıp sinir edebiliyor. Bu oyunda onlardan bir tanesi. Hani çok fazla konuşuldu, edildi falan. Bunda biraz firmanın da etkisi var. Çünkü firma habire gözümüze videolar dayayıp durdu. Yalnız bir noktada eleştireceğim Cyberpunk oyununu. O da şöyle eleştireceğim arkadaşlar. Ya oyuna başladım. Oynuyorum aldırıldık. Bir bakıyorum ya diyorum ben burayı hatırlıyorum. Biraz da oynuyorum. Burayı da hatırlıyorum. Oynuyorum ben burayı biliyorum. Oynuyorum ben burayı da biliyorum. Yani sinir bozucu bir durum var. Bu adamlar oyunun başını komple bize göstermişler yani. Allah'tan biraz daha ortalarına falan gitmemişler. Yani umarım gitmemişlerdir. Ben de biraz daha ilerlediğim zaman göreceğim. Oyunun başında bayağı spoiler yemişim ben firma tarafından. Habire bir her bildiğim yerleri oynayıp duruyorum yani. O beni bayağı bir rahatsız etti. Onun dışında beni rahatsız eden başka hiçbir teknik problem yok arkadaşlar. Ben GTX 1080 Ti'de oynuyorum oyunu. 32 GB RAM var. i7 7700K işlemciyle oynuyorum. Ve sıkıntı yaşıyorum oyunda. Yani 60 FPS'i alamıyorum şu an tam olarak. Full grafiklerde tabii ki. Ben de medium'a çektim arkadaşlar. Ve dikey eş zamanlamayı açtım. Vertical Science'de herhalde ismini yanlış hatırlamıyorsam. Onu açtım. Biraz daha rahatladı oyun. Biraz değil, bayağı bir rahatladı. Bir öncekine göre. Aynı zamanda videosunu hazırlayan arkadaşlar için de küçük bir tüyo olsun. Bende çok takılma, kasma filan, işte parça parça gitme durumu oluyordu. O VSNC kısmını açtıktan sonra düzeldi. RTX'te oyun daha iyi çalıştığı konuşuluyor. DLSS teknolojisiyle beraber FPS'in arttırıldığı ortaya çıktı. Yani birçok arkadaş bunu söyledi bana. Ama benim kart GTX serisinden, o yüzden hani çok hayvani güzel, güçlü bir kart olmasına rağmen şu anda oyunun bence optimizasyon özürlüsü bir oyun olduğunu da kabul etmek lazım. Görüşlerim şu anda bu kadar arkadaşlar. Oyun 250 TL civarında. Fiyatı yüksek mi? Evet yüksek ama diğer oyun fiyatlarına baktığımız zaman son derece uygun diye düşünüyorum. Oyun yani yakın zamanda indirime girer mi bilmiyorum ama CD Projekt güzellikler yapar gibi. Oyuncu dostu. Adamlar zaten kendi oyunlarının torrente düşeceğini falan da biliyorlar falan. Ona rağmen böyle çok fazla önlem alma gereksinimi de duymuyorlardı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Yani fiyatıyla ilgili hiç o kısımlara çok fazla girmeyeyim. Durumlarımız zaten ortada. Aslında fiyatı uygun da işte Türkiye'ye gelince böyle oluyor fiyatlar biliyorsunuz. Defalarca konuşmaya gerek yok. Ama oyun genel olarak benim bütün beklentimi şu an itibariyle karşıladı. Bakalım inşallah ilerleyen dönemde başımıza ekstra bir şey gelmez. Ben de keyifle oynayıp bitiririm ve sizlere bir Cyberpunk incelemesi sonuna kadar yapmayı düşünüyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Canlı yayınlarıma da buyurup izlerseniz, gelirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Yakında canlı yayınımda da Logitech G502 oyuncu mouse'u çekiliş yapacağım. 100 aboneye ulaşmak üzereyiz. Twitch Prime'le ücretsiz abone olunabiliyor biliyorsunuz. Birçok arkadaş da gelip ücretsiz abone oluyor. Mouse da bu mouse arkadaşlar. Bunun kablosu öyle söyleyeyim. Bunun bir güzel bir mouse çekilişi yapacağız. 100 aboneye 30 abone falan kaldı. Gelip destek olmak isterseniz siz de çekilişlere katılabilirsiniz efendim. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizler eğer oynuyorsanız Cyberpunk'ı ne hissediyorsunuz? Oyun hakkında fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın tekrardan. Hoşçakalın. Bay bay.